Eski. Evet, Eskişehir'e gidiyoruz. Söyleşiye gidiyoruz. Ankara'ya gitmiştik ya. Şimdi Anadolu Üniversitesi'ne gidiyoruz. Birçok üniversiteden teklif geliyor mu arkadaşlar? Çok gerçekten başka şehir olunca minimum 2 gün vermemiz gerekiyor. Yolu yani uçakla gitmediğimiz için biz. O çok zor oluyor denk getirmek. Evet, buralarla çok önceden haberleşmiştik. Videolara denklemek aynen. için çok önceden haberleşmiştik. Gelemiyoruz. Şöyle olduğu zaman oluyor. İzmir'de bir işimiz vardır. Teklif gelmiştir. İzmir'deki işimizde denk getiriyoruz. Lakatiz böyle küçük ayarlamalar. Şimdi bu videoda iki sponsorumuz var. Aa! Her seferin ağ diyorsun. Anlattık ya aşkım. He. Onların ikisi ayrı marka ama o yüzden yani. İki mi oley diyecektim. Kia ve Petrol Ofisi Maxima yağları. Buradan Eskişehir'e giderken Kia bir araçla gideceğiz. Nerede Kia? Garajda. Araç nerede Kia? Duyduk yani yaptın espriyi ben tepkisini verdim. Garajda dedim ya. Hayır bunu böyle kullanın. O bir türlü olmaz ki ya. Ya sen bütün... Neyse arkadaşlar şimdi sen aşağı in. Lay 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 lay. Ben Eskişehir'e giderken böyle bir duygu geliyor. Tamam aşkım maça gitmiyorsun. Sen şimdi bak çık dışarıya ben garajdan arabayı getireyim sürpriz böyle action bir çekim yap. Sürpriz bana mı? Arabanın yağını değiştireceğiz ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Tatlı tatlı sakin sakin rahat rahat. He ben kapının önünde seni bekleyeyim sürpriz. Aynen action kapı olsun. Açılacak ve buluşacağız o zaman bana sürpriz. Evet. Kendimi zorla sürpriz yaptım. Ben şimdi senin gözüne giriyorum. Ben bavulları eşyaları indiriyorum. Ben seni aradığımda aşağıya in. Bavulları eşyaları indirsen zaten gözüme girersin. Ben aşağıda kendi gözümden mi açacağım bunu? Da çok evet aşkım. Ben kendi kendime böyle mi çık? Yok aşağıya in. Nasıl yapıyorsan benim gözümden aç. İniyoruz bakalım. Gidiyoruz bakalım aşağıya. Aşağıya. Yeni bestem aşağıya. Evet Fırat Albayram geliyor. Bak bak. Kendimin sürprizini kendim kameramda çekiyorum. Oba! Yani kullanabilirsin bu arada. Çok basit. Gerçekten çok kolay kullanmak. Halledersin. Bunu görüyor musun? Aa değişmiş. Değişeli çok oldu da. Yani evet. Bir ben yeni gördüm ben görmedim ki. Görmüşsündür farkına varmamışsındır muhtemelen. Bir şey söyleyeceğim. Arabada C var plakada. Arabayı bana mı hediye ettiler? Hayır. Arkadaşlar ben bunlara küçük SUV diyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Ben şey diyorum sen daha küçük SUV. Bizine gelemezsin. Abin nerede onu çağır. Neyse yola çıkacağız artık Ceyda'cığım evet, hazırsan. Burası şeye benziyor bu kızaklar. Böyle yabancı filmlerde hani böyle doldururlar ya bisikletler, bavullar. Zaten o işe yarıyor da ben sportif buluyorum bunları. Bunlar... Güzel bence de. Evet güzel bunlar güzel. Bir de şöyle arkasından göstereyim size. Gerçi daha ben size yolda çekerim de. Şöyle Kia'nın Stonic modeli. Very good, very nice. O zaman hadi yola çıkalım. Hadi devam edelim. Evet. Şimdi buradan petrol ofisine gidiyoruz. Hem yakıt alırız hem de yağımızı değiştireceğiz. Bakın ne yapıyorsun? İstasyon nerede diye tıklıyorsun. Hizmetlere tıklıyorsun. Maxima yağ değişimi şuraya gidelim. Buradan git diyorsun. Zaten otomatikman bu araçta var Apple CarPlay. Apple CarPlay değil o Apple CarPlay. Apple CarPlay var bu arabada. Upper yani üst seviye. Yoksa da sizin normal telefonunuzdakine gidiyor. Ben şimdi oradan aldım onu ve yola çıkıyoruz. Değiştiriyoruz. Sonra rahat rahat yolumuza devam ediyoruz. Eskişehir Girls and Boys. Hazır mısın? Bak çalıştırıyorum. Abi bir dakika dur önümü açayım. Eskişehir'de umarım çok tehlikeli sorular sormazlar cevap veremeyeceğimiz. Niye sorsun? Ne sorabilir ya? Eskişehir'de seni ne yapıyorum Ceyda? Ben seni mantıcıya götürüyorum. Hayır ben götürüyorum. Ya ben dedim mantıcıya götüreyim seni dedim. Çok güzel mantıcıydı da 5 sene önce gittik hala güzelse bilmiyorsun. Değilse çok kızarım çünkü ben kötü yemek yemem. Kahvaltıya bilmem ne teyze vardı. Eskişehirliler kesin bilecek şimdi söyleyecek. Hani böyle bir sürü böyle... Bir şey teyze miydi neydi ya? Yok bir şey teyze değil. Sadece kahvaltı ve öğlen yemeği veriyorlar parkın ortasında. Bir şey değil ana. Bir şey ana ha. Şöyle düşün abi. Eskişehir her türlü ucuz gelecek bize İstanbul'dan sonra. Lakettes. Kiralar üzerinden odaklan. Eskişehir'e kiralar kaç lira oldu? Odaklanıyorum şu an. 1500 liraya da Residence'da oturuyordun. 6-7 yıl önce. Fırat o zaman dizide oynarken. Bana bir tane ev tutmuşlardı abi. Residence. Kendi terasım var. Teras bizim şu anki balkon kadar. Klima açık. Evet. Kapat bakalım. Bugün gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Biraz Eskişehir'de yürür müyüz? Ben evet. Özledim. Turlar mıyız biraz? Ha? Vagabond muydu? Neydi? Bir kafe vardı. Dünyayı gezen adamın adı neydi? Varuna. Ha Varuna. Vagabond ne ya? Varuna ya onu koymuş oraya. Gitmiş dünyayı gezmiş. Biz nerede kalıyoruz? Yere gitmedik. Aşkım orada oteller boştur herhalde. Neyse şimdi giderken yolda... Çabuk yolda arayayım ben bunu. Neyi arayayım? Çok zor bir şey değil la. Giriyorsun uygulamaları. Heyecanlandım, panikledim, dellendim, fıttırdım. Ya full doluysa? Birinde kalırız. Burçay var, Grim var. Kalabilir miyiz abi? Teşekkür ederim kardeşim. Hayır. Olmadı, arabada yatarız artık. Yapacak bir şey yok. Sponsorumuzda uyuduk. Ne olacak ki ya? Arabada yatarız.
Tamam be, kes kes. Kes kes kes. Bir dakika ya. Niye gitmiyoruz ki? Eskişehir'de çok güzel bir tane akvaryum vardı, hatırlıyor musun? Ya ben sevmiyorum böyle şeyleri. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Hayır, akvaryuma gitmem ben. Neden? Üzülüyorum öyle yerlerde. Bunu bence... Bir dakika Ceyda, akvaryumda yunus yok yavrum. Normal küçük balık var. Ya onu da atıversinler denizlere. Akvaryum duyarı kasıyor ya şu an. Her şeyin duyarını kasan bir insan. Kardeşim. Ne biliyorsun? Ya gidebilir miyiz lütfen canlar? Ya Allah. Ben gideceğim. Canlarla ben gidiyorum. Şu trafiğe bak. 10 kilometre 28 dakika diyor. Vala vala. Ne yapacak? Ne yapacak? Maktık. Maktık olmuyor gitme. Öyle yapacak ama. Gelmezler aslında. Gelsinler beni alsınlar mı diyorsun sen? Anlıyorum da söylediğini. Sen ne dedin abi? Sen de bir şeyi? Senle gitmeyeceğim. Gelsinler beni alsınlar. Ya sen de şoförünü niye beğenmiyorsun? Sen benim şoförümü niye beğenmiyorsun diyorsun. Evet. Sen hiç yapamıyorsun. Neyi yapamıyorum kızım? Hemen anlaşıldı seninki. Anlaşılmayacak şekilde mi söyleyeyim? Öyle yapacaksın abi. Luna Park. Luna Park'a da gitmez. Hiç. Luna Park çekimi yapalım diyor. Hiç sevmem. Luna Park'ta bence oyuncakları boş boşuna tutuyorlar ve onları... Doğaya salsınlar da dönsün rahat rahat değil mi tekerlek? Yani neden beynimi sarsıyorum? Gerek var mı ya? Ben Allah de aynı fikirdeyim. Bir beden vermiş, bir beyin vermiş. En iyi derecede, en iyi seviyede bakmam gerekirken istiyorsunuz ki beynimi sal. Ben de aynı fikirdeyim. Gondolun mondolun hiçbir keyfi yok. Tamamen şişirme bir olay. Ama mesela oyunları severim. Böyle mesela atıyorum balon vurduk, ayı kazandım. Bilet kazanmalı oyunlar. Oo, en sevdiğim. Atari salonunda bir kere mesela çekim yapalım da uçarak gelirim. Bayılmam vurduk oyunlara. Bizi Atari salonu derken eğlence merkezi çağırsın gidelim. Çekelim. Çok severim. Heh. Aa, ne oluyor? Nerede aşkım? Şurada bir şey var, olay var. Oha! Ne oluyor aşkım? Görmüyor musun şunu? Ne diyorsun ya? İyi ki oradan dönmedik Fırat. Ne diyorsun ya? Görmüyorsun aşkım adamları. Ellerindekileri görmüyor musun? Kimin elinde ya? Trafik kurallarına uyuyor. Seni yiyorum burada. Ya Ceyda, ne anlamı var yani? Bu yemek değil ki yani. Bu manası olmadığı için yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. Yalan söylemedim ki zaten. Oyunbazlık yaptım. Oyunbazlık mı? Babamın lafı var ya, çocukları babam böyle seviyor bak. Kerata. Ay, kerata demişim. Çok iyi, ben gördüm. Çok tatlı. Bütün çocuklar aynı şey. Şimdi bakayım, kerata. Ay, kerata demişim. Ne alaka? Mükemmel. Ne alaka? Ay, canım benim demişim. Ya çok tatlı ya. Babamı çok seviyorum. Anneni de çok seviyorum canım. İkisini de çok seviyorum. Kerata demişim ya. Anlamışsınız. Yolumuz uzun. Trafik şimdi boys. Şimdi yağlar değişsin bakalım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet, geldik. Arkadaşlar, biz geldik, açılı. Şuraya. Şuraya. Kolay bir şeymiş. Buraya böyle gelip koyarım, yağımı değiştireceklerse ben abi reya değiştireyim. Gerek yok öyle bir şeye. Beni bir ustayla çek. Çekeyim, peki tamam. Evet, ben yağ değiştirmekten anlamıyorum. O yüzden sana bırakmak zorundayım. Tamam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğru yere geldim. Tamam, doğru yere geldim ama ne alacağım bilmiyorum. İçeri mi gidiyorsun? Evet, içeri gidiyorum. Markete. Markette gereksiz gördüğüm her şeyi alırım yalnız. Zaten ben anladım bak. Mesela dizel ve benzinde kullanılabilir. Arabada ve ticari. Ticari. Hafif ticari. Kia zaten Maxima'yı önerdiğini söyledi. O yüzden geldik. Oha, çok büyük bu. Çok güzel. Dokunma da kırma yavrum. Ay, kırıyordum vallahi, yemin ederim. Usta pardon, senin dekorları kırdık. Oo. Ne o? Hangisini alacağımızı Ceyda salla, tuttur bakalım bir tanesini. Ben hemen tuttururum bu arada. Yok ya, olur mu? O LPG yavrum, LPG'li bizim araç. O zaman bu. Altın rengi diye sevdi onu. Ha, bu mu? O. 4 litrelik alacağız. Yani bir yağ değişimine 4 litre mi gerekiyor? Aynen. Değişimi ben yapabilir miyim? Siz yapamazsınız. Ha tamam, siz yapıyorsunuz onu. Onun ücreti yok. Ücretsiz. Peluş oyuncaklar hediye mi? İstediğin varsa bir tane ben sana alayım hadi. Yol boyunca Eskişehir'de yanında götür. Al mı? Bu? Bir kahve içi. Tamam, al at al. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Üsküdar'da ya burası, oradan şey yapalım. Ustam inanamadı nasıl bir ortama düştüm diye, ama haklısın abi. Ben hadi sürekli gidelim. Buna maruz kalıyorum. Tamam. Sen kahveni falan al işte. He, kahve alalım. Şuradan işte al şeyden, makineden. Ustama kahve alıyorum. Bravo. Öyle böyle insan. Çıraklığını kazan. Öğren. Oha, bizim arabayı... Araba havalanmış. Niye bu kadar sevindim araba havalandı diye ben? Anaa. Usta sana kahve aldık. Buraya koyduk. Evet, ustam buraya koydu. Abi o yağın akmasına bayılıyorum böyle. Simsiyah şey değil mi o? Oo. Uy. Ay. Uy. Tutayım mı? Yok yok, ben hallederim. Ben de yaparım. Yardım edeceğim. Olur, olur. Yavrum, ustanın işine karışma yavrum. Ya beraber yapıyoruz işte. Beni böyle çek. Tek parmağımla kaldırıyormuş gibi. Şöyle. Ceyda indirecekmişiz. Al çek beni, ben indireyim. Heyecana bak. İndiriyorum. Tuşa mı basmak yani seni şu an heyecanlandırdı? Olsun. Bak. Çok büyük bir iş yaptın, seni tebrik ederim Burak. En kolay yerine geldik. Ha tamam, bizim seçtiğimiz yağdan. CX5W30. Aynı anda söylediniz. Aşağı yukarı arkadaşlar, kahveyi içtin, bitirmeden biter. Yani 30 dakika falan hani.
Abi vallahi ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Hayırlı yolculuklar. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Nice. Tamam, hadi bakalım bu sonayı sallıyorum. Hoşçakalın. Evet. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. Hava bir kapıyor, bir açıyor. Yine güneşi yiyince egzamam azdı. Yapıştır. Şu hale bak ya. Siz görmüyor olabilirsiniz ama. GoPro'muzun pilinde bir şey oldu. Çalıştıramadık. Pil arıza verdi abi. Bir saat İstanbul'da pil aradım. Bulamadım. Neyse yani. Bununla çekiyoruz işte, gayet güzel bence. Evet, gayet güzel. Bakalım hemen ne yiyeceğiz? Mantı yemeyelim. Gündüz daha böyle hafif bir şeyler mi yesek? Misal asıl gündüz hafif şeyler yenmez, akşam hafif şeyler yenir. Öyle mi? Pırıltı eksikliği var diyorum. Acilen söylüyorum. P vitamini piyasaya sürmeliyim. Bir Eskişehir porsuk turları yaparız. Bir gezerken karşılaşmamız var. Var. Oo, göreceğiz ak koyun kara koyun. Akcan karacan. Belki Eskişehir'i kazanmak isteyen arkadaşlarımız vardır. Öneriyorum arkadaşlar. Sadece kışın Eskişehir'in iki tarafınızın donacağını bilin. Ama değer. Çok güzel şehir. Yok mu bir Bursa'da durup İskender yemeği? Biz var ya bak, haksızsa haksızsın deyin canlar. Şu kanalda 50 kere Bursa'dan geçildi, bir İskender yenmedi. Bu doğru, çok. Sen yedin mi İskender Bursa'da hiç? Sence. Gireyim mi? Ha, Bursa'da İskender yiyelim öyle gidelim diyorsun. Yok ya, ben gireyim Bursa'da İskender'in yanından geçelim. Koklayalım, ekmek banalım. Gir be! Böyle bir çılgınlık var mı be? Eskişehir'e diye yola çıkıp Bursa'ya giden ikili, ooo! Gireyim mi? Burası vallahi mı? Gir. Hangisinde yani yememiz lazım? Şimdi benim gittiğim merkezde böyle çok dışı eski olan, ben program abi, yeşil tonlu bir şey böyle bir yer. Çekim için gitmiştim. İnanılmaz lezzetliydi gerçekten. Vallahi mı? Ağzımın bakın suyu minik bir harekete geçti. Bizim Mehmet'i arayayım mı? O söyler ara bana. Ara Mehmet'i, çabuk güzel bilgi versin. Mehmet. Efendim abi. Sen Bursa'da mısın? Bursa'dayım abi. Tamam, gel ısmarlarsın, hadi gel. Selam verdik, borçlu çıktık, buna denir işte Mehmet. 10 numara 5 yıldız. Yemeği de bedavaya getirdin mi Ceyda? Hayır tabii ki de, biz ısmarlayacağız çünkü. Ya nasıl biz ısmarlayacağız kardeşim? Mehmet'in mekanı ya. Bir masada ben varsam o masaya ben ısmarlarım. Yok, Mehmet evleniyor zaten, biz ısmarlayalım. Evet, Bursa'ya geldik. Ani bir kararla, sanki araları çok uzakmış gibi. Eskişehir Bursa zaten. Ya ama nereden baksan... bizim bu illegal yaşamımız, illegal ya değil de legal ama çılgın hayatımız. Allah'ım ya. Aklınıza ilk biz gelmeliyiz delilik deyince. Gençliğinizi neye borçlusunuz diyorsunuz. Arkadaşlar, bu çılgınlıklara borçluyuz. Eskişehir'e giderken Bursa'ya girmeye. Bursalılar yoruma yazsın. Galiba en güzel semt Nilüfer. Öyle biliyorum. İznik de güzel de. Hatalarıma bir Nilüfer. Aa, İznik çok güzel. Biz İznik'e motorla gelmiştik. İki kere. Evet. Belki üç kere. Hep geldik. Aa, kestane şekeri alalım. Kestane şekeri. Bursa'nın mıydı kestane şekeri? Tabii meşhur. Aa. Yemezler ama asla. Siz yiyor musunuz Bursa'da yaşayanlar kestane şekeri? Bizim şeye benziyor. Pişmaniyeye. Nasıl İzmit'teyken hiç yemiyoruz. Geldik buraya şimdi. Allah Allah. Cancı, bizim eski videolardan hatırlarsınız. Mehmet Ulu bilirsiniz. Şimdi evleniyor. Kanka, altın fiyatları yükseldi. Beni indir bir kere gelecekler listesinde. 28 Mayıs'ta benim şeyim var zaten. Bir 28 Mayıs'ta muhtemelen 1 gram altın 900 lira falan olur çünkü. Abi şimdiden aldım. Kardeşim ya düşerse? O zaman çok üzülürüm. O yüzden alamam. Dışarıda canlar vardı, biz önden girdik ama tamamen bunun yüzünden. Çünkü rezervasyon yaptırmış çocukcağız biz geliyorsa. Evet. Şey yapmış. Her zaman abi. Her zaman abi. Utanmıyor bir de, her zaman diyor ya. Utanmıyor. Ben şimdi yiyeyim, merak ediyorum. İlk defa yiyeceğim Bursa'da İskender. Evet, Fırat ilk kez yiyor. 3 tane malzeme var abi üstünde, ne kadar farklı olabilir. Tamam, göreceğiz abi. Yiyeyim ben, bir görelim. Evet Ceyda Hanım, et yemiyorsunuz. Hadi bakalım görelim. İskender et sayılmaz. Çok iyi. Hadi iyisin. Halil'e alakası yok yediğim şiş. Diyoruz. Bak, nasıl olabilir ama ya? Bir dakika ya. Başka bir yemek bu arada. Ben daha önce televizyon programı sunarken burada gelip yemiştim ama burada yememiştim. Söylemiş miydim ben bunu? Ama yanında içtiğiniz o tatlı şırayı ben çözemedim. Niye içildiğini. Bakayım şimdi, içeyim. Ben şıra içemiyorum galiba. Ben bunu kapatıyorum. Ben yemeğin tadına bakacağım. Bu çılgınlığımızı da unutmayın ha. Eskişehir'e giderken geldik, burada İskender yiyoruz. Hadi bakayım. Ah. Hayat beni durduramayacak galiba hiç. Tekrar yola çıktık. Bursa'da İskender başka bir şeymiş. Çılgınlığımız yüzünden saat 5'te orada olacağız. Hava karanlığı. O zaman ilk Eskişehir'e gidelim, Porsuk Nehri'nin yanında kahve içelim. Amsterdam diyorlar, Amsterdam. Hiç gitmedim. Doğru. Ama öyle. Başlık, küçük Amsterdam. Ama sonra diyecek ki abi Eskişehir'e gitmişsiniz. Anlatamaz. Anlatamazsın adama. Kardeş, buraya öyle diyorlar. Dinlemez. Bayağı bir kilometre yaptım. Gayet güzel arkadaşlar. Her şey yolunda. Konforlu, rahat bir yolculuk seriyoruz. Seriyoruz. Ekranı güzel. Ekranın dokunmatiği falan harika. Müzik ses sistemi de güzel ama telif yemeyeceğim. Teşekkür ederim. Burada da kahve, bakın böyle bardağınızı ya da içeceğinizi koymak için yer var. Yani yerini güzel yapmışlar. Ben beğendim. Kullanışlı. Bir de gözlüğünü şuraya koyarsan iyi edersin. Gözlüğümü nereye koyarsam? Ha,
gözlük yerisi. Aa, bizde niye yok ya? Ceyda'yı memnun etmek bu kadar kolay arkadaşlar. Bizde yok ya. Onun için çok büyük bir olay şu anda, anladım. Gördüğü her yenilik efsane geliyor. Ama o sürücü için, hani eşi için değil yani. Tamam, ben işte sürücü eşi. Yani sürücü hani böyle gece alsın diye, ama neyse. Gece değil lan. Gece güneş gözlüğü takmayan da bana sürücüyüm demesin, şoförüm de. Beni hayatta böyle şeyler mutlu eder. Anlı böyle küçük pratik çözüm. Ben burada unutursam onu ya... Unuturma ha. Kia bana geri gönderirsiniz herhalde. Gözlüğünüz bizde. Aa, tepelere kar yağmış. Hayret ya, bu ayda. Gözlük yok mu? Her ilk defa kar gördüğünde şaşırıyor musun? Karışın evet. Sen. Ya gerçekten bu kızı memnun etmek çok kolay evet, ya. Evet, kolay. Ya şöyle bir kar yağsa da kar videosu çeksek. Geçen sene çok küçük çok güzeldi. Ama bir şey diyeceğim, bu sefer gerçekten hani gidelim, kızak yapalım ya da kızak. Leyen'le gidelim kız. Leyen'le Uludağ'da böyle millet artist son model işte kıyafetlerini giymiş, kayıyorlar falan. Leyen'le yanlarından hızlıca geçip şöyle bakayım onlara. Selamün aleyküm kardeş. Fırat yine kırmızı sweatshirtüyle ama. Abone olmayı unutmayın. Bu arada en az 3 haftalık. Like atıyor, yorum atıyor. Onlar candır. Instagram'dan takip ediyor. Tamam, hepsi candır. Zili bildirimi zaten açmıştır. Kesin candır ya. Bir de cancıklar vardır. Cancıklar gelir videoyu izler, dur bakayım yeni video ne var izleyeyim der, sağda solda havasını atar. Karşılığında bir abone olan yorum atar. Kesin gıcık edici bir yorum atar. Bulur oradan kıl bir şey, onu yazar. Canlar Bursa'da bir İskender. Tam kıvamında, gerçek lezzetinde. Cancıklarsa kıyma... Çakma İskender. Aynen, kıyma dönerden İskender. Vuruyor ya, vuruyor ya, tadını yükseltmeye çalışıyor. Cancık. Yeni gelen izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Umarım eğleniyorsunuzdur videoda. Bizim var ya, kalbimiz yok sanıyorsunuz bazen. Yorum atıyorsunuz ya, sen benim ahımı aldın ya kardeş. Çok geri teper yani, onu söyleyeyim. Sen kimsin, senin ahını alıyorlar geri tepiyor falan ya? Bu hayatta ne ekersen onu biçersin kardeş. Başka bir şey. Benle alakalı değil. Sen birine kötü söz mü söyledin? Döner dolaşır sana vurur. Demek ki sen de söyledin ki dönüp sana vurmuş. Kesin Utku'dur o. Utku birine kötü bir şey söylemiştir. Onun yüzünden kötü yorum almışızdır. Ben sana söyleyeyim. Çok iyi kapak yaptım. Yalansa doğru değil. Vallahi çok iyi kapak yaptım yanlışlıkla. Yanlışlıkla yaptım, gayet bilinçli. Eskişehir'e geldik. Eski evim ha, şurası. Aa evet, şurası. Kim bakın. Bilir hangi cancık oturuyor şimdi orada. Her şey değişmiş. Şimdi daha çıkmadık arabadan. Şimdi Porsuk Çayı'na doğru gidiyoruz. Bir çay içeriz. Yarın da hava güzel. Ondan sonra yağmur yavaşlıyor. Çok özür dileriz. Biz Ankara'ya gittiğimizde de böyle olmuştu. Havayı ısıtan güzellik. Ceyda Kasabalı. Teşekkür ederim. Bir kahve ısmarlayacağım şimdi Porsuk'ta değil. Ya cancık, oraya ben girecektim ya. Biz misafiriz, biz girek. Ben inip yardım edeyim mi? Yok yok, bunu park ederim. Bunu geri görüş kamerası çok kolay. Araba bizim değil ha. Küçük olduğu için zaten her yere çok rahat girecek bak. Bakayım. Abi bağırıyor da zaten ötüyor abi şey. Abi ne bilsin senin arabanda var mı yok mu, o da zarar gelmesin diye. Bak laps diye park edebiliyorsun. Eskişehir çok soğuk olur diye şöyle bir şapka getirmiştim. Çok mantıklı. Tut bakayım, önümü kapatayım. Dur bir dakika, ben kapatayım önce. Onum da düşüyor ya oralar. Kilo verdim galiba. Yani verdin. Ama ben üşüdüm. Aşkım senin üzerinde sweatshirt. Arkadaşlar sizi cebime sokacağım çünkü önümü kapatmam lazım. Oo, çok güzel ya. Döndür döndür göster, çok güzel. Nasıl biliyor musunuz? Burası böyle boydan boya. Bakın bak, şuradaki mavi şey gibi veya buradaki yeşil köprü gibi boydan boya baya şöyle gidiyor, tamam mı? Keşke Amsterdam'a geldik diye çakma vlog yapsaydım. Yemin ediyorum, beni bir hemen çek. Hadi gidelim. Fırat gene şey modunu açtı. Ney modunu? Çekingen modunu. Evet. Açmaya. Ben de böyle. Merhaba. Ya sürpriz. Şu an videodasınız bu arada. Sadece sen videosun. Beni sallıyorum. Hayır, göster herkes. Herkes videoda. Ha. Herkes videoda oldu. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. Abi ben de istiyorum. Abi ben de çektim. Video koydum, koyacağım. Yoksa video olmayacak çünkü yani. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ya biz bir tane kafeye oturmuştuk, hatırlıyor musun? Böyle park gibiydi hani. Ya nereden hatırlayayım? Ama ben kafeyi bulamıyorum. Yoksa buraya mı oturmalıyız Ceyda? Hazır mısın? Kafeye bak, can can. Size kafe aldım Eskişehir'de. Can cancık yaptım, can, düşünsene can. Orayı. Can cancık. Ha tabii. Post yazıyor mu, geziyorsun abi? Ak paketçi. Ha, motor nerede? Ara sokakta. Ha.
Ya bize çekinebilir. Tamam. Tabii. Mehter marşı gibi gidiyorum ha bak. Bir adım atıyorum, geri dönüyorum. Evet, geldik, oturduk. Ne güzel. Burada bayağı bir seviyemiz çıktı. Evet, bütün canlar Eskişehir'le çıktı. Haydi. Öğrenci çok çünkü. Öğrencinin tabii parası kalmadı. Evde oturup video izliyor. Keşke beni izlemeye vakti olmasaydı da gezseydi, tozsaydı, para harcasaydı. Ama yapacak bir şey. Yok, ben gerçekten söylüyorum. Yok yavrum, iki duyar kasayım dedim. Şey yapayım. Duyar kasıyor burada. Tabii tabii, iki öğrencinin kalbine dokundum. Çok kazansınlar. Allah hepsine binlerce öğrenci kere. Öğrenci niye para kazansın? Niye? Öğrenciyken ben çalışıyordum ki. Ya çalışmak zorunda olmasın yani. Ama olmasın tabii ki de. Keyfine çalışsın yani, canı istesin. İşi için çalışsın. Aynen mesela. Geleceği için istesin. Mesela şöyle. Tabii, tamam tabii. Çekilelim. Demek şimdi. Evet, doğru. Az önce. Oha, o bu çok da denk değişik geliyor. Bir şey yani. Genel olarak tabii beni de Ceyda'yı gördüklerine sevindiler. Ben anladım onu. Nereden anlıyorsun bunu? Aşkım, benim bu meymenetsiz suratımı çok beğeneceklerini zaten zannetmiyorum. Ya bu da kıl kendine çocuk. Yorum arıyor sizden. Hayır öyle değilsin. Ben bu kanalda ne iş görüyorum biliyor musun? Hayır, gerçek bu. Kötülük olmasa iyiliğin bir anlamı olur mu? Sen olduğun için beni seviyorlar. Tabii. Kötüsünü görüyor. Ya bu herifin kanalı olsaydı, buna maruz kalsaydım diye seni daha çok seviyorlar. Alakası. İkimiz de seviyorlar gayet. Tatlı yemek istiyor musun? Her zaman. Otele gidip, belki otelde tatlı vardır güzel. Güzel. Otelde yeriz. Evet, kahvemizi içtik. Hava karardı yalnız ha. Porsuk Nehri artık çok tehlikeli şu an. Bu arada gece belli bir saatten sonra Porsuk canavarı çıkıyor. Ya size çekemedik Eskişehir'de. Canlar geldi, fotoğraf çekildiler. Ayıp olur diye çekemedik. Kaldı öyle. Karışık bir şey. Ne yaptığımızı bilemedik. Gece oldu. Bence gayet güzel. Bak, Eskişehir leyleklerinin yuvaları. Topçuklular var ya. Onlar işte. Yuva onlar. Topçuk. Tabii. Biz de bir yandan video çekiyoruz. O yüzden şu an videodasınız. Haberiniz olsun. Merhaba. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Tabii. Rica ederiz. Merhaba. İyi sağ olun siz. Çok güzel. Bir yandan video çekiliyor bu arada. Şu an videodasınız ha. Merhaba. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşürüz. Eskişehir'de sanki daha bir şey göründüm. Ney? Küçük. Ne demek böyle? Ne bileyim, böyle bir yaşım küçüldü benim gibi hissettim. Gençleri görünce öyle derler ya. Gençlerle yan yana gelince. Ben de gençleşiyorum. Gençleşiyorum inanın. Loy 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 loy. Aa dur, şurası çok güzel. Gondola binseydik dur, keşke. Dur tut, ben de fotoğraf çekeceğim. Ben de gireyim kocan olarak. Aa, ne güzel fotoğraf çekti. Instagram'dan bakarsınız. Post atacaksın değil mi ona? Şuna bak şimdi. Oo. Göster göster, kameraya göster. Gösterme, girip bakın ya Instagram'dan. Aynen, göstermeyeceğim. Instagram'dan bakın. Biliyor muyuz? Evet. Evet. Gerçekten mi? Evet bak. İşte video. Fotoğraf çekilebilirsin. Tabii. Evet. Her şey evet. Biz teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba. Tabii çekilelim. Rica ederiz. Tabii. Tabii. Bayılıyorum ha. Yemin ediyorum, cancıklardanım. Cancıksın cancık bir de. Cancık kötü bir şey. Hayır ama ben güzel cancıklarım. Güzel cancıklardanım. Ha tamam. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. İyi, sağ olun siz. Siz nasılsınız? Cancık Fırat ceza yemiş. Hayır yavrum, o şey. Otopark girişiymiş. Ha. Ben yemem yavrum. Merhaba. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Ben kaldım burada. Fırat şansını kaybetti. Canlarla fotoğraf çekilmedin. Çekilemedin daha doğrusu. Sen şimdi suratıma kapattın ve dedin ki gelmesin. Aa bu sokak ne ya? Alışveriş sokağı. Ama ben nereye gittiğimi bilmiyorum ki. Oha, alışveriş sokağı yemin ederim street closet. Şşş, kızlar Eskişehir'de buradan alışveriş yapınız mı ha? Şey kanalına çevirdim ben mi? Ay çok güzel mağazalar var ha. Aa. Otelimize gidişat gerçekleşiyor. Bu gidişatı beğenmedim. Senin gidişatın gidişatı. Ne diyorsun Ceyda? Konuşuyorum ben. Can börek. Aa. Hadi otelde açarız. Haydi. Cancıklar şu anda otele geldik. Can çıktı herkes. Evet. Olayı niye çekmediğimizi şöyle söyleyeyim. Yarın gündüz çekeceğim. Çünkü mimarlık öğrencileri, dekorasyon manyakları, yapı delileri. Adamlar 45 metrekarelik odayı 210 metrekare gibi göstermişler. Çok değişik. Abartma. Yani. 210 çok oldu. Ferah. 95. Çok tarz. Gerçekten o yüzden yarın çekeceğiz. Bununla ilgili takip eden bizi kesin canlardan öğrenciler, merak edenler, meraklısı vardır. Beğenirsiniz. Tamam. Ben güzel bir çözüm olarak buldum. 106 metrekare hissettiriyor. Neyse, restorana geldik. Bu arada... Herkes can. Evet. Bir de burası geri dönüşüm oteli. Evet, çok güzel. Bir yemek var. Patates kabuğu kızartması. Neden öyle bir şey olduğunu sorduk. O yüzden bizim canlardan bir tanesi dedi ki burası geri dönüşüm oteli. Patatesleri soyunca kabuğundan da bir kızartma yapılıyor dedi. Onu da size 30 liraya satıyoruz dediler. Tamam dedim. Geri dönüşüm derken bize de bir dönüşüm bize oldu yalnız. Bize de bir dönüşüm oldu, olmadı değil. Yavrum ben bir otel tuttuysam o güzeldir. Patates geldi hakikaten. Kabuğuymuş. Çıtır. Evet, onu anladım. Bir tık yağlı. Benlik biraz yağlı gelir bana. Mide ben. Tadı ama var mı ya? Tabii canım, patates tadı var bayağı. Bazen paketten böyle bir iki tane aşırı pişmiş çıkar. Evet, aynen o. Ama olsun, çöpe gideceğine böyle bir şey yapmışlar. Evet, helal olsun. Ben de gittim aldım onu.
Şimdi buradan bitince Grimm'lere gidelim. Tamam. Bebiş'i sevsen. Çok tatlı bebekleri var. Grimm biliyorsunuzdur. Yayıncı Twitch izleyicileri bilecek tabii. Grimnax diye de bilir. Grimnax, Semoş Volkan. Eşi. Semoş da yayın açıyor. Evet biliyorum. Bebiş'le. Ne yapa? Küçük yavrum. Söylemek istediğin bir şey var mı? Bak. Söylemek istediğin bir şey var mı? Gitti. Bir onu çek yani. Nasıl bak, olmuş olabilir ki böyle bir şey? Babası. Evet abi bu arada. Tamamen Semra sayesinde. Semoş. Annesine benziyor. Yağmur sana at getirdim. Oynamak ister misin? At getirdim. Bizim atı ona getirdim daha doğrusu. Anladı tabii, beğenmedi. Benim atım var zaten dedi. Onlar kim, bizle tanıştır hadi. Yavrum bu çok iyi bir görüntü değil ha. Bacım yulaf yoksa havuç var mı? Alabilir miyim havuç? Hanımefendi. Dana sucuk mu? Yağmur Instagram'dan takip edersiniz. Şuraya koydum artık. Kendisi Instagram'da çok konuşuyor. Benimle konuşmadı. Evet arkadaşlar, Yağmur'u sevdik, geldik. İlginç odamızdayız. Size demiştik burayı çekeceğiz diye. Geceden çekeyim ya, anlaşılır bence. Oda turu mu yapıyorsun şu an? Yapmıyorum. Tatlı aşağıda, tatlı söylendi. Bu ne peki sanki şey? Sanki yani. Ördek çıkacak gibi şimdi. Hayır, evet, tatlı çıktı. Le sonce te font pas de cheesecake. Yavrum çikolatalı pasta yiyoruz. Abartmayın bunlarla böyle şeyler. Bizde kalır mı acaba bu tencere kapakları? Bir şeyler koşturduk, çektik falan filan. Geldik buraya ve Ceyda Hanım'ın dans reels'ini çektik. Çok iyi. Akıma şeyi koydum ama noktayı. İzleyin Instagram'dan. Evet, Instagram'dan bir bakın. Hey lady, shake your shell, I'm gonna be. Ceyda'nın nasıl oldu dans edemediğini görüyor ya. Bir şey söyleyeyim, ben inanılmaz iyi bir dansçıyım bu arada. Evet, görsünler. Evet, o yüzden. Bir A sınıfından Cancık Ceyda sizlere, canlara gösterisini sunuyor. Evet, ismen öyleydi. Dünyanın en zor uzanışını yapıyor şu an. Kaliteli izleyicimiz olması beni çok mutlu ediyor. Bu toksiksizliğin sebebini şöyle söyleyeyim. Kanalın %60'ını kadın olması. Çünkü erkekler aynı ortamda kadınsız bulundukları zaman otomatik toksikleşiyoruz. Biz de öyleyiz. Yani ben de öyleyim. Sen baş toksiksin ki zaten. Evet. Senin ekranda olman ve yorumlarda kızların olması veya kız arkadaşların da izliyor olmasından kaynaklı olarak böyle bir sakinlik söz konusu şu kanalda. Çok mutluyum. Çok harika. Vallahi yemin ediyorum burada Eskişehir'de inanılmaz fazla canla karşılaştık. Herkes o kadar böyle şey ki, neşeli, düzgün, ne derler ya? Biz çok şanslıyız valla sizin gibi düzgün insanlar insan olduğunuz için. Gerçekten düzgün insan ya, sıfır toksik. Normalde böyle yani bir ortamda karşılaşsan anlaşacağın insan tipi. Evet yani, evet. O manada. Yani bu yorumlardan böyle arkadaş olsanız, tanışsanız harbiden eğlenirsiniz gibi düşünüyorum. O yüzden canlar arkadaşlık sitesini kurmaya karar verdik. Sağa doğru kaydırıyorsun. Beğenirsen can tuşuna basıyorsun. Beğenmezsen cancık tuşuna basıyorsun. İki can birbirine can diye basarsa match oluyorlar, tanışıyorlar. Cheesecake olay yalnız. O benim de aşkım. Ellemem. Yalnız ben ona geçtim. Sen sadece şöyle dur ve senin yatışını bak. Hiç kıpırdama bak. Elinden alıyorum ve size şu an çekeceğim. Nasıl bir video çekimi? Bu nasıl bir yatış Fırat? Bu ne? Canlar için. Neden bu kadar zorladın kendini şu an? Canlar için, sen de görün diye. İnanılmaz. Şu eline koyayım ben tekrar. Sevgili canlarla gece yarısı sohbetlerim. Sabah da bir kahvaltıya gideceğiz. Boğazıma kaçacak yediklerim. Gözüme gireyim de gözümden açılır sabah. Hadi bakayım. Günaydın. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Söyleşi de ben Apache Boy. Bir de şuna bakın bir. Ne var? Ben de gömlek giydim. Şey ama tatlı oldun ha. Çok birazcık tatlı da makyaj yaptım. Çok güzel oldun ha. Hayır. Nerede tuvalet? Bu yani çok ilginç değil mi? Bakın Ceyda'nın olduğu yere bakın. Bak geniş. At koşturuyor. Aslında küçük oda bu. Şöyle tabii. Bu otelin küçük odası. Mesela bunları cam yapmışlar. Şey ayna. Bakın. Aslında banyo. Burası da dışarısı. Bakın duş. Bakın duş. Biraz büyük ama. Burada hiçbir şey yok gibi duruyor ama. Kaka tuvaleti. Şunun şurada olması çok iyi ama sıkıntı ne? Sıkıntıyı söylüyorum. Bir kere ışık konusu çok sıkıntılı. Diğer odaları bilemem. Mesela burada aynada böyle geldiyseniz makyaj ya da herhangi bir şey yapma şansınız sıfır. Evet bakın karanlık. Mesela buraya karanlık düşüyor çünkü sürekli. Bak bak yaklaştığınız zaman daha da karanlık oluyor. Mesela şuraya bir ayna yapmışlar ama bunu yani ben nasıl yetişeyim ya? Bu ne evet, abi? Bu kız nasıl yetişsin oraya? Yapmaya çalıştım ama olmadı. Neyse. Onun olsun. Dışında çok güzel otel. Balkonu var falan. Güzel yani. Gündüz gündüz görünce fark ettik. Otelin bayağı içi bayağı güzelmiş ha. Gerçekten kim tasarladıysa helal olsun. Helal olsun. Ben burayı nasıl kaçırdım? Burada çok güzel bir tasarım marketi var. Ben girmiyorum oraya. Hele bu nedir ya? Erdil Yaşaroğlu'nun yaptığı bir, zaten onun çizimlerini andırmıştır ilk size de. Göbeği olsun. Çok iyi. Çabuk bir şey almadan şunu yakalayayım. Aa çok güzel. Aşkım ben şu an burada yani... Tamam hadi gidelim. Yok ben şundan alacağım. Çünkü biliyorsunuz ki ben her sabah Türk kahvesi içerim. Sen ye.
Çok ilginç ama malzemesi. Ne bu? Bunun malzemesi tam olarak nedir? Böyle kağıt gibi. Değişik bir otel olmuş. Ceyda'yı bekliyorum arkadaşlar. Benim egzama ağızlı gitti. Mahvoldu egzamam. Allah kahretmesin. Gidiyoruz şimdi kahvaltıya. Gidiyoruz. Acıktık. Pazartesi günü, yani bugün pazar şu an, yarın da ödül almaya gideceğiz. Evet. Benim giyecek hiçbir şeyim yok. Bu sefer ben ayrıca ekstra ödül aldım arkadaşlar. Çok şaşırdım. Evet, Ceyda'ma ayrıca ödül verdiler. Belki Boğaziçi'nde alacaksın. Belki de, orada aday olduğumu biliyordum. Görmüştüm de diğerlerinden hiç haberim yoktu. Şaka maka arkadaşlar, bu sene 5 tane en iyi kanal ödülü aldık. Evet. Vallahi billahi. Vallahi çok büyük gurur abi bizim için. Şimdi geldik mekanımıza. Ya şuraya park edeyim. Öne dikkat et. Yok yok, ön park sensörü var. Hatta ötmediğine göre. Bak, aynen bak. Bak her şeye hakim. Yavrum hakimiz. Haydi bakalım. Çok açım. Çağrı geldi. Kahvaltıda vır 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 konuşmaktan çekmedik. Ama şimdi arabasıyla bekliyor. Zaten beraber okula gidiyoruz şimdi. Hani arkamdaydı bu çocuk, kayboldu. Bak ya, inanılmaz. Aramıza 3 araba girdi ya. Bu çocuğun bu araba kullanma şekli. Neyse ki led stop farlarım sayesinde görünürüm. Şekil güzel duruyor bir daha. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Merhaba kardeşim, görüşürüz. Dumanımın tozuna bak. Dumanımın tozuna bakma. Ne denilir ona? Sen var ya, bütün dünya koskoca yanındakine sesleniyorum. Fırat Albayram'a sesleniyorum. Sende bir şey yok ablacığım. Sen o var ya, o yanındaki. Camımı kapatayım da. Bakın, okula geldik. Burası okulun girişi. Anadolu Üniversitesi'nin güzelliği. Müthiş bir okul ya. Burası bir kafeterya mıydı, yanlış mı hatırlıyorum? Çıkmam ki ben bu okuldan. Medya merkezi diyor, bir şey diyor. Çok güzel. Evet, Çağrı Bey'in patronunu azarını işitirken patronundan. Yapacağım abi, hayır o öyle yanlış anladı. Hemen beni Çağrı ile çek. Abi şu poz inanılmaz bir şey ya. Bu ne? Nasıl? O sahne güzel. Sahne. Böyle daha güzel. Bence de abi, böyle bence oluyor. Bence de hiç gerek yok. Bugün bize iki tane şarkı söyleyecek. İnleyen nameler. Sen hazır mısın kız? Ben hazırım, ne yapayım? Hadi o zaman nefes çalışması yapalım. Siz ne yapıyorsunuz ya? Isınıyoruz kanka. Bana bak, deli diyorsunuz ya abi. Şu tabloya peki ne yorum yapıyorsunuz? Ay şu an nereye ısınıyor mesela? Kalça bölümü. Ruh. Kalça, belki uzun süre ayakta kalmıyor. Sorularda soru bir soru gelirse kıvırayım diye. Kıvırma. Anladın mı? He, kıvırma şekli mi? Tabii. Oh, rahatladım. Şaka tabii. Böyle bir şey yapmıyoruz. Size birazcık ortamı çekeyim ama daha çıkmıyoruz biz tabii. Sığmamış olabilir. Bakayım. Oha! Çok kalabalık. Bir şey söyleyeceğim. Biliyor musunuz aynı zamanda? Ha evet. Buraya mı oturacağım? Başka biri gelecek mi? Biz kimseyi getirmedik vallahi. Utku yok. Utku yok. Utku çalışıyor. Çalışıyor bugün. Video yetiştirmeye çalışıyor. Kimin soracağına nasıl emin olacağımızı bilmiyorum. Söyle, isim vereyim. Mehmet, sor kardeşim. Abi ona sen karar ver. Benim hakkım geçmesin. Yani çok fazla. Tamam, bana niye atıyorsun sorumluluğu? Kötü adam sen ol işte. Bak, o arkadaş ilk demişti. Evet. Adı Mehmet mi gerçekten? Mehmet yarışmadan kazandı. Bir hediye vermek istiyorum Ceyda'ya ama şu kabul edemez. Etmez olur muyum? Mehmet, umarım sen de bana hediye almışsındır kardeşim. Bakayım. Açabilir miyim burada? Ne o? Çok tatlı. Dur, buraya da göster. Harika. Utkucuğum, bu videonun kurgusunda sana kolay gelsin diyorum. Teyzeciğim, sana da çok sevgiler. Öpüyorum ikinizi de. Teyzeciğim öpüyoruz. Teşekkür ederiz. Kanaldaki emekleriniz için. Ya çok tatlı. Sevindim şu an. Bir şey eksik kaldı sanki canlar için. Hello, ne yapıyorsunuz? Ha, doğru demedin ya. Hello, herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Evet, evet. Ceyda'cığım, artık gidiyoruz. Evet. Son olarak küçük bir takipçimiz de burada. Ege Bey. Değişik sorular Ege sor. Ege'de tatlı getirmiş. Hemen göstereceğim. Hemen Ege'nin hediyesini gösterelim, tatlımızı. Ekler getirmiş. Eskişehir'deki her şey mi lezzetli olur? Yemek yemeyi seviyor musun? Ekler ister misin? Olduğumu ona satıyorum. Tamam, ne seviyorsun yemek? Sushi. Sushi mi? Oğlum çok yüksektesin ha. Sushi falan. Mi? Ege'de programcıymış, öğrendik. Kodcuymuş. Geleceğin genius'ı. Belki kodcu. Şu anda genius'tu, bilmiyorum. Ha, Doğukan'la çekiliyoruz. Doğukan bizim bodyguard'ımız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Anlaşılıyordur zaten devasalığı. Ay. Çekileceğiz hemen. Acele de oğlum, böyle bodyguard'lık olmaz. Öyle...
Aceleleri var. Aceleleri var. Fırat abi. Oğlum ben kesmiyorum. Utku kesiyor. Karımdan ayrı kaldım lan. Oğlum karımı kaybettim gene. Eşim gitti. Vay be. Vallahi helal olsun be. Çok canmış size. Ama hepsi. Bir kez daha otelde konuştuğumuzda en fikrim evet, çok iyi bir gerçekten. Kitle birikmiş. Çok tatlısınız hepiniz. Çok teşekkür ederiz. Her yaştan insan vardı ha. Evet bu arada. Çok tatlı. Videomuz burada bitiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yolcuyuz. Hadi bakalım. İstanbul. Ha canım be. Canım. 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 Egzama canım.